dinlendik. Aynen. Değiştirelim konuyu. Şimdi abi, bunu da ben de merak ediyorum. Bu konuda benim biraz ben de bir okuma yaptım. Hani baktım. Şöyle Esat Oktay Yıldıran ve Diyarbakır işte cezaevi iddiaları var. İşkencelerin yapıldığına dair. Hatta PKK'nın oluşmasına bunların sebep olduğu falan şeklinde bunlar yorumlanıyor. Biraz işte meşruiyet kazandırma propagandası olarak da bunu kullanıyor bu kişiler, bu iddialarda bulunan kişiler. PKK terörü işte bu yapılan işkencelerden dolayı çıkmıştır falan şeklinde de yorumluyorlar. Evet, Davutoğlu'nun söylemleri vardı böyle çözüm Davutoğlu'nun sürecinde. söylemleri var. Zaten Ahmet Türk falan işte zamanından beri bize girdik. Şunlar, şu marşlar ezberletildi. Hala daha geceleri uyandığımızda işte şu Türk marşlarını söyleriz. Yarın bir gün içeri alındığımızda daha fazla dayak yemeyelim falan diye böyle yorumları var. Şimdi Esat Oktay Yıldıran hakkında hiçbir resmi kaynakta şey yok. İşkenceci olduğuna dair bir belge vesaire yok. Ve TSK tarafından da madalyayla onurlandırıldığı falan durumları var. Hatta bak ilginçtir ki Nagihan Alçı Esat Oktay Yıldıran işkencecidir falan dediği için Esat Oktay Yıldıran'ın eşi ve çocukları tarafından kendisine dava açılıyor. Hatırasına, kişinin hatırasına hakaret etmekten ve ceza aldırıyorlar Nagihan Alçı'ya. Hatta o da şeyden isyan ediyor. Ya Cumhurbaşkanı da bunu böyle dedi. O zaman işte başbakan. O da bunu söyledi. O zaman o da ceza alsın falan şeklinde böyle köşesinden isyan ediyor. Şimdi bu iddialar hakkında sen ardından tabii şehit de ediliyor Esat Oktay Yıldıran teröristler tarafından. Bak bu Heh, konuya evet. özel detaylı yine Video. klişe olacak belgeselde giriyoruz bu konuya. Gladio'da mı Marfil giriyorsun? Diyarbakır ceza. Tabii Gladio'da giriyoruz. Anladım. Ama şunu da önceden belirtelim. Bu Diyarbakır cezaevi mitolize ediliyor. Yani ciddi bir mitoloji yaratılmış onun etrafında. Benzeri Kenan Evren için de söyleniyor. Mesela deniyor Kenan Evren soldan sağdan asmış. Tamam da. Kenan Evren ne diyor burada? İdam cezası gelenleri bir sağdan olanı bir soldan olanı asın ki millet sağ sol tutuyor demesin bizim için. Bu söylem mesela yıllardır kullanılır. Kenan Evren gelmiş içeri demiş ki siz hapis yatıyorsunuz. Genel hapis yatanlar tabii suçsuz iddiaya göre. Yani zevkine hapis atılmışlar. Kenan Evren diyor ki ha, bugün asasın var sizleri. Bir soldan bir sağdan asalım falan. Böyle basıyorlar. Millet diyor ki yapmayın etmeyin acıyın falan. Yok asacağım falan. Böyle bir şey yok. Bu Diyarbakır cezaevinde politik tutuklu falan diyorlar ya videomda gösteriyorum. Herif 7 tane kurşun sıkmış adamı şehit etmiş. Aynen öyle. Diyarbakır cezaevinde açlık grevi yapıyor beni buradan çıkarın diye. Serk ve bunu haber yapıyor. Haberde görüyoruz ki videoda da söylüyorum onu. Radyo var şey var bilmem ne var bir sürü şey var. Abi hani dışkı yiyordun sen burada? Şimdi bak bu olayların bir iddiayı ciddiye aldığım zaman kaynağa ihtiyacım vardı. Evet. PKK militanları hariç ki girdikleri zaman da PKK militanları çıktıktan sonra PKK militanı olmuş bu şehir efsanesidir zırvadır. Evet, Adam apocular PKK'lı adıyla zaten. aynen. O zaman PKK adını Yahu kullanmıyorlar. tutuklanan Mehmet Saygı Güder'i öldüren, şehit eden Evet. İrfan Mantarcıoğlu tutuklanmadan evvel ne yapıyor? Adam öldürüyor, gidiyor Suriye'de eğitim alıyor Bekaa Vadisi'nde. Evet. Ondan sonra tutuklanıyor zaten. Apocular İçeri atılıyor. adıyla faaliyet Sonra gösteriyorlar. açlık grevi yapıyor. Ha, bu adam asılmadığına dua etsin. Ve Aynen birçok öyle. hapisteki birçok kişi de işte Diyarbakır hapishane sırf biz Kürtlere bastırmak için Sinop'taki hapishane ne olacak? Ya. İstanbul'daki hapishane. Yani askeri yönetimin sertliği inkar edilemez. Tabii. Hiç kesinlikle inkar edilemez. Fakat kendilerince kendi evrenin ideolojisi bu. Bu sağ solu bitirmek için bıçak gibi kesilmesi için gider kendisi genelde. Bitirmek için bu kaynaştır ve kardeş yap politikası var bunun. Yani sağcılar ve solcuları Koğuşlara aynı koğuşa atma olayı falan filan var. Muhsin Yazıcıoğlu'nu Yani tüm falan da Türkiye'de aynı sertliği uyguluyorlar. Fakat öyle bir şey geldi ki çözüm sürecinde sanki bir gün askeri yönetim demiş ki ya bu Kürtleri biz nasıl durduralım arkadaş? Diyarbakır'a bir hapishane kursak da işkence yapsak. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Diyarbakır hapishanesi niye gündeme geliyor? Çevrede bütün apocuların işlemiş oldukları suçlardan tutukladıkları apocuları Diyarbakır hapishanesine atıyorlar. Ve diğer komünist örgütler, diğer solcu örgütler anında dağılıyor. Yani 80 darbesine dayanamıyorlar, dağılıyorlar. Askeri yönetim cidden çok bastırıyor yani. Bayağı silah da topluyor. Keza ülkücüler için de aynısı geçerli. Birçoğu siyaset akıyor.
Yani şeyden çıkıyorlar artık. İllegalden çıkıyor. Asker boş bırakmıyor. Evet. APO'cular ve PKK nasıl bunu beceriyorlar? İşte yurt dışındalar. Ülke sınırları içerisinde olmuş olsa konu kapanacak ama yurt dışındalar. Dolayısıyla devamlı şekilde faaliyet yürütebiliyorlar. Gazete basıyorlar. O Serkio bunu göstermiştik mesela. Ve ne yapıyor orada, ne anlatıyor? İşte asker şöyle girdi. Açlık grevini bitirmek için işte tüm Kürdistan'da kim açlık grevini yapan? İrfan Mantarcıoğlu. 7 tane kurşun sıkmış Mehmet Sayın Güder'e. Adamı şehit etmiş. 7 kurşunla sırtından. Niye, husumette mi vardı? Yok, bir fotoğraf göstermişler. Gideceksin bunu vuracaksın demişler. Açlık grevi yapıyormuş da bilmem neymiş de. Meşhur bir olay daha vardır. Mazlum Korkmaz mesela bunların. Evet. Kendini yaktı Diyarbakır'da diye. Bu adamın sorgulandığında mahkemedeki ifadeleri falan var. Tamam mı? Bu adamın işkence dediği olay şöyle, kendisi anlatıyor. Yakınlarımla görüşmeme izin verilmiyor. Işıklar kapatılmıyor. Ve joplandığını söylüyor. Bu. İşkence diye bahsettiği olay bu. Bu üçü. Sonradan Twitter'da çok görüyorum bunu. Fotoğraflar konuyor. Bizi bazı 3 IQ'lu Türkçü gençler de var, bunları paylaşıyorlar. Hı hı. Şey asılmış, bir tane adam böyle işkenceyi görmüş tekerleklerin içerisinde. Elinden kolundan asılmış, kafasına poşet geçirilmiş. Arkada şey yazıyor, Tanrı Türk'ü korusun falan filan böyle. Asılmış şu korku filminden görüntüler gibi. Birçok kişi de bunu gerçek sanıyor bu arada. Bunların hepsi film. Yani Diyarbakır cezaevinin içerisinde görüntü yok. Orayı ziyaret eden bir heyet var, Alman heyeti falan mesela. Onları videoda anlattım ben. Onlar teftiş etmeye gidiyorlar oraya. Böyle bir görüntü yok. Bunların hepsi filmlerden. Mitolize edilmiş yani. En son mitoloji da bir yaratılmış. Film yaptılar zaten. İzledin mi onu? 14 Temmuz mu neydi adı? Zindane Ahmet. Attılar bana, henüz izleyemedim. Dedim ki mitolize edildi. Zaten PKK'nın şehit diye adettiği bu Mazlum Doğan ve Mazlum Korkmaz şeyleri buradan çıkıyor zaten. Diyarbakır cezaevinden çıkıyor. Evet, evet. Ya burada ciddi bir mitolize etme olayı falan var. Yani ciddi bir şekilde kendi mitolojilerini yaratıyorlar. Ya şey oluyor ki işte bir mağduriyet geçmişinden göstermesi. Tabii yani şöyle adam PKK'nın ideolojisine göre işte Kürt halkından çok korkan TC buraya işte askeri darbe yaptı, öyle anlatıyor. Mesela Selahattin Demirtaş'ta Kenan Evren şey der, Kürt katili falan. Tamam da Kenan Evren öyle bir algı aratıyor. Kenan Evren demiş ki ya bu Türkleri nasıl öldürsek, nasıl şey yapsak böyle düşünmüş gibi. Böyle bir şey yok. Adam darbe yapıyı sevmezsin, eleştirirsin, bunu anlarım. Ama kalkıp da sanki bir kesime yapmış gibi anlatmam da zırvadır. Adam diye herkesi geçirmiş. Bu gerçek yani. Ya tabii solcular da var, ülkücüler de var. Var. 1944'te işte Türkçülük davasından Türkçüler şey yatıyor. Zindanlarda yatıyor aynen falan. Şimdi herkes o zaman her şeyi yapan terör örgütü mü kursun yani? Buna mı çıkıyor yani bu laf? Yani ya bunun tek farkı şu. Türk solunun önü kesilmiş örgütlenemeden. PKK yurt dışında kaçtığı için işte Lübnan özellikle buradan Suriye'den kolaylıkla örgütlenmişler. Evet. Bu.